Bu zor süreçte siz bize, velilerimize, öğrencilerimize hep şunu söylediniz. Okul dört duvardan ibaret değildir. Ben de bunu canı gönülden destekleyen bir meslektaşınız olarak Osmanlı'nın en eski eserlerinden biri olan Gizlik Yeşil Cami'den size bağlanıp desteğimi göstermek istedim. Ziya öğretmenim, siz her fırsatta bize icat çıkarmamız için teşvik ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Etivining platformuydu. Ben de İznik ilçesi Etivining ilçe koordinatörüyüm. Ve ilçemizde ve farklı illerle birlikte yürüttüğümüz bir projemiz var. Projemizin ismi Türküler ve Öyküleri. Projemizde yer alan bir Ankara türküsü var ki sizin de Ankaralı olduğunuzu biliyorum ve şu anda da oradasınız. Hem size hem öğretmen arkadaşlarıma bu türkümüzün öyküsünü seslendirerek bir öğretmenler günü hediyesi armağan etmek istiyorum, müsaade ederseniz. O zaman müzik öğretmeninizle birlikte Ankara'da yedim taze meyveyi türkümüz. Ankara'nın Keskin ilçesinin Cinali köyünde 1924 yılında Sefer adında bir erkek çocuk doğar. İlkokulu köyünde okuyan Sefer 15 yaşından sonra ailesinin tüm rençberlik işlerine yardım eder, yürütür. Güçlüdür, kuvvetlidir Sefer. Köyde herkes tarafından sevilir. 20 yaşına gelince de Seyifli köyünden Hatice'yi istetir. Söz kesilir, düğün olur, evlenirler. Aradan 3 ay geçince Sefer ince hastalık denilen vereme tutulur. Doktorlar bir çare bulamazlar. Ta Ankara'lara götürülür ve 20 Haziran 1944'te garip Sefer ölür. Aşağıdaki türkü Sefer için yakılmıştır. Ankara'da yedik taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de sildirmeyin künyeyi, söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası yalan ağlasın. Ankara'yla şu Keskin'in arası, arasına kara duman durası. Çok doktorlar gezdim yokmuş çaresi, söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası yalan ağlasın. Evet, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.